örgütünün GATA yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede örgütün amacına ulaşmak için uyguladığı yöntemler bir bir gözler önüne serildi. Aktif görevdeki pilotları uzaklaştırmak, yerlerine FETÖ mensubu pilotları yerleştirmek için sahte raporlar düzenledikleri ortaya çıktı. GATA'yı ele geçiren FETÖ'cüler kendilerinden olmayan pilotlara kalp damarlarını genişletme özelliği olan ilaçlar yazdı. Bu ilaçları kullanan pilotlara daha sonra kardiyolojik açıdan uçamaz raporu verildi. Fethullahçı terör örgütünün kirli oyunu örgütün GATA yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede yer aldı. Örgüt önce kendinden olmayan personele mobbing uyguladı ve asılsız soruşturmalarla terfilerin önüne geçildi. Personel istifaya zorlandı ve GATA ele geçirildi. İddianameye göre GATA içinde yuvalanan örgüt, askeri okullara girmeye hak kazanan ama kendilerinden olmayan adaylara sahte sağlık raporları düzenledi. Onları bu yöntemle eledi. GATA'daki FETÖ'cüler aktif görevde olan pilotları elemek için de benzer bir yöntem kullandılar. Hiçbir sağlık sorunu olmayan pilotlara sahte rapor düzenleyerek yüksek tansiyon teşhisi koydular ve ilaç verdiler. O ilaçları kullanan pilotlar korkunç oyunun kurbanı oldu. Mitral kapak yetmezliği, yüksek tansiyon, aort damarı genişlemesi gibi raporlar düzenlendi. Böylece kardiyolojik açıdan uçamaz raporu verildi pilotlara. Boşalan kadrolara ise FETÖ mensubu pilotlar yerleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede planlı ve sistemli bir yapılanma vurgusu yaptı. 104 şüpheli silahlı terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmakla suçlanıyor.